Basra-i Şerif bugün sabah İstanbul'da yeniden bir hukuk dışı bir operasyonla güne başladı. Sabah saat 6'da aralarında Profesör Bekir Tanbay'ın, Profesör Turgut Tarhanlı'nın, Çiğdem Mater'in de bulunduğu 13 kişi akademisyen, kültür alanında çalışan çeşitli insanlar gözaltına alındı ve şu anda gözaltında tutuluyorlar. Profesör Bekir Tanbay uluslararası bir matematik profesörüdür. Avrupa Matematik Topluluğu'nun başkan yardımcısıdır. Yıllardan beri Türkiye'de çok önemli araştırmalara imza atmış bir kişidir. Turgut Tarhanlı hepimizin bildiği, tanıdığı Türkiye'nin en önemli insan hakları hukukçularından birisidir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kurucularındandır. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı yapmıştır. Ve gerçekten Türkiye'de insan hakları hukuku dendiği zaman, anayasa dendiği zaman, hukuk dendiği zaman başvurulan çok değerli hocalarımızdan biridir. Mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda bir süredir bütçe çalışmaları sürüyor. Bakanlıkların bütçeleri tartışılıyor ve bugüne kadar yanlış hatırlamıyorsam 9 bakanlığın bütçesi Plan Bütçe Komisyonu'nda tartışıldı, görüşüldü. Bakanlar geldiler, milletvekillerinin, komisyona katılan milletvekillerinin görüşlerini dinlediler, eleştirilerini dinlediler, kimi sorulara veya eleştirilere cevaplar verdiler. Zaman zaman gerilimli tartışmalar olsa da bugüne kadarki 9 bakanlık bütçesinde herhangi büyük bir olay yaşanmadan siyasi kriterlere uygun bir şekilde bu bütçe görüşmeleri sürdü. Ta ki dün İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüleceği gün şu andaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun meclise gelmesiyle ve o komisyona katılmasıyla bu tablo tamamen değişti. İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri bu bakan tarafından büyük ölçüde provoke edildi ve gerçek görüşmeler yapılamaz hale getirildi. Şimdi biraz sonra bunların nedenlerine değineceğim, ancak birkaç noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yüzlerce korumasıyla millet meclisine geldi. Kimden korkuyor bu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da halkın vekillerinin arasına yüzlerce korumayla geliyor? Bütçe görüşmelerine, komisyondaki görüşmeye yüzlerce korumayla geliyor. Etrafı çevrili vaziyette büyük bir şov yapıyor. Meclis ortamını terörize ediyor. Kimden korkuyor bu Süleyman Soylu? Niye insanların içine, vekillerin içine rahatça giremiyor? Demek ki yaptıklarının rahatça savunulabileceğini, insanların gözüne bakarak savunulabileceğini düşünmediği için bu önlemleri alıyor. Bunu biz biliyoruz. Şimdi birkaç noktanın altını özellikle çizmek istiyorum. Bakın bu kişi Adalet ve Kalkınma Partisi geleneksel kadrolarından ve hareketinden gelen bir kişi değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kademelerinden gelen bir kişi değildir. Bu kişi devletin geleneksel kadroları ve kademelerinin içinden gelen de bir kişi değildir. Dolayısıyla Süleyman Soylu siyaseten köksüz bir kişidir. Siyaseten köksüz bir kişidir. İngilizce deyimiyle embedded, yani iktidara iliştirilmiş bir kişidir Süleyman Soylu. Şimdi böyle bir kişinin gelip de milletin meclisinde halkın vekillerine dönük tehditler savunması, oradaki Plan Bütçe Komisyonu'ndaki toplantıyı provoke etmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Bu kişi yaptığı çalışmalarla adeta devlet içinde devlet haline gelmiştir. Bu kişi geçmişin derin devlet kadroları tarafından büyük bir heyecanla desteklenen ve ayakta tutulan bir kişidir. Ve devlet içinde devlet haline gelmesi görülecektir ki önümüzdeki günlerde onu bu göreve getirmiş olanlar açısından da büyük bir sorun teşkil edecektir. Bu kişi hukuk takmaz. Bu kişi insan haklarını bilmez. Bu kişi uluslararası demokratik sözleşmeleri anlamaz. Böyle bir kişidir. Yaptığı açıklamalara bakın, konuştuğu sözlere bakın, gerçekten içler acısıdır. Üç cümleyi bir araya getirmekten yoksun bir kişidir ama toplantıları terörize etmekte, provoke etmekte üstüne yoktur. Buradan bir kez daha şunu ifade edelim ki, biz Süleyman Soylu'nun tehditlerine pabuç bırakacak bir parti değiliz. Biz Süleyman Soylu'nun tehditlerine pabuç bırakacak milletvekilleri,
parti yöneticileri hiç değiliz. Görürsün sen, diyor bizim vekilimize, milletvekilimiz Ebru Günay'a. Neyi göstereceksiniz Sayın Çocuk? Siz atanmış bir bakan olarak seçilmiş bir milletvekilini nasıl tehdit ediyorsunuz? Biz bunu biliyoruz. Bu tarzı biliyoruz. Nereden mi biliyoruz? Bu vesayet rejimlerinin açık tarzıdır. Vesayet rejimlerinde atanmış olanlar seçilmiş olanları tehdit ederdi. Yıllarca Türkiye'de biz bunu yaşadık. Şimdi yeniden bir vesayet rejimi yaşanıyor ve atanmış olan bir bakan seçilmiş olan bir vekili tehdit ediyor. Ne göstereceksiniz vekilimize? Ne göstereceksiniz? Dün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız, parti yöneticilerimiz, bunların hepsini tutukladınız, yargılıyorsunuz. Fezlekeler gönderiyorsunuz. İnsanlar hakkında hukuksuz gözaltılar ve tutuklamalar yapıyorsunuz. Biz bunların hepsini gördük. Daha ne göstereceksiniz? Ha. Şimdi bakın, bir noktanın altını çizerek özellikle söylüyorum. Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Bugün itibariyle eş genel başkanlarımız ya da milletvekillerimize dönük olarak, parti yöneticilerimize dönük olarak yaşanacak herhangi bir olumsuzluk bunun müsebbibi şu andaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Kendisini destekleyen, çeşitli organize işlerde kullanılan devlet kadrosu dışındaki insanları harekete geçirme kapasitesine sahiptir. O nedenle bir kez daha vurguluyoruz ki bugün itibariyle herhangi bir vekilimize, eş genel başkanımıza ya da parti yöneticimize yönelecek her türlü olumsuzluğun siyasi olarak ve hukuki olarak sorumlusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur.